Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir The Lord of the Rings Rise to War videosuyla karşınızdayım. Öncelikle biliyorsunuz videonun başlığında olduğu gibi Haldir yapıyoruz kendimize 3. komutan olarak. Sadece şu an eksik olarak R10 olmasını bekliyorum. Onun için de bir 100 tane falan bir bellek açılması lazım tahminimce diye düşündüm. Bakalım, belki onu yapmasak bile şuradan bir 10 bellek falan. Herhalde biz daha bunları satın almadık çünkü. Herhalde süresi de bitmediyse. Yok, bitmemiş burada. İşte bir ufak bir bellek açılışı yapıp akabinden sezon pesi falan alıp bir saygınlık 10 yapacağız büyük ihtimal. O olmadan önce şöyle bir yukarıya bakalım. Evet, dünkü geçit patlatıldı. Şu anda kırmızı noktaların hepsinin üzerine doğru gidiyoruz. Zaten bölgeyi de aldık. Kalemizi taşıdık. Şu anda buradan aşağı patlata patlata devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, şu anda kaleleri uçuruyorlar. Siege'ler vurulmaya devam ediyor. Bu kaleler zaten boştur büyük ihtimal. Şimdi buradan aşağı şöyle temizliğe temizliğe gitmeye devam edeceğiz. Oha, 1 saat 50 dakika. Nereye gidiyorsun lan sen? Oo, oradan buraya gelmiş. Bak. Helal olsun valla. Adam oradan buraya çatışmaya gelmiş. Bravo. Bravo. Evet, şu kale kenti male kenti patlatmamız lazım. Ağacı lan. Zaten tabanı yanık şey gibi buradan dönüp 300'lükler falan patlatılıyor. Bizim de şöyle enerjimiz var. En azından şu bölgeleri falan toparlayayım. Ufaktan bir mini farm diyelim. İşimize yarayanları almaya geldik zaten. Evet, neyse, şimdi gelelim. Konu mevzu bahise. Biliyorsunuz iki komutan oynuyorum. Biri Dwarin. Diğeri de görmüş olduğunuz gibi Gandalf. Ve artık üçüncü komutan olarak Haldir'e geçeceğim arkadaşlar. Silahını yaptım zaten. Kuyut orman yayımız mevcut. Hazır. Hitlane'imiz de burada. Alt özelliğe cam basma yapmadım. Oklardan alınan hasar olarak kalsın. Yoksa yapılabilir mi? Yapılır ama şimdi mesela şu lazım. Lord Dane'in kemeri lazım. Kovalama kullanmak istersem eğer. Veya yakın dövüş bilmeninden oluşturan hasar demiş. %1.5. Bu da kullanılabilir de alt özelliği yok. O yüzden şimdilik kalsın. İşte saygınlığının 10 olmasını bekliyoruz. Skill'lerimizi de vereceğiz. Şu an için görevi yapmamıza neyimiz eksikmiş? Görevi tamamla demiş. Onu tamamlarız. Bir de ordularla 5000 ork birimini mağlup et demiş. Hallederiz. Onlar kolay. Evet. Özel itemimizi de alacağız. Aldığımız zaman atlı birimlerle de elf birimlerle de oynayacağız. Şimdi skill'lerimizi de verelim. Hatta kopya da çekebiliriz. Şimdi mesela örnek veriyorum. Best oynayanlar neye vermiş? Ben Haldir oynamadım çok fazla ama ciddi oynayan var. R5 fullenmiş. Burada da fullenmiş. Demek ki R5'i fullememiz gerekiyor arkadaşlar. Öncelik R5'imizi fullleyelim. Zaten daha levelimiz 33. Şu anda aşağı 300'lükte farmımızı yapıyoruz. Tabii bunun aslında saygınlıkla da alakası var ama biz şöyle yapalım. Kılavuzu da bir fullleyelim. Kovalamayı buradan %70 ihtimalle kovalama alıyormuş. Paçayı kurtarma, bunu pek kullanmıyorlar zaten. Neyse, sıkıntı yok. Şimdilik devam etsin. Kaskı zaten hazır. Bunu kullanacağız. Delilik veren denk gelirse şeyi patlatacağım. Kemik maskeyi. Şu an tuzakçı başlığını bekliyorum. Bunun da 300 puanı olmaya yakın. 8 saat sonra bir tuzakçı başlığı denk gelirse. Bir yandan da gimliği biriktiriyorum. Şimdi mesela buradan ben bir 6 tane alsam gimliği için. Dwarin'i de bozup gimliğe geçeceğim çünkü. O gelene kadar şimdilik koca çekici kullanıyorum. Daha sonra geri
Silahı zaten hazır. Burada mevcut olduğu gibi duruyor. Kazattığımı bozduk artık, oynamayacağız. %100 olmamış daha. Tüh. Var mı şuradan bir 200'lük mi 200'lük? Evet, düşman alan temizle bölümünden de yapıyoruz. Şöyle hızlı bir şekilde gidebiliriz aslında. Hem farm hem temizlik diyelim. Hem de işimize yarayanlar olarak en azından. Evet, Rusça yazıyor. Bildirimleri göstermemizle ilgili bilgi geldi. Ana salonu ona attık zaten. O da devam ediyor. Şu elf birimleri basmamız lazım. Hazırlamam lazım. Tamam, seni de basalım. Evet, ordu olarak şuradan biraz bir cüce çağıralım. Evet, durum bu gençler. Kaskımız da hazır. Göğüslüğümüzü de Durin'i patlatıp R10 itemini aldığımda onu kullanacağım. O item gelmeden geçiş yapmayı düşünmüyorum. Ha, oynayacak olsam burada bir kumaş destekli zırhımız var aslında ama. Aslında bunu da katabiliriz ya şu anda. Ha, bizim için öngörüyor mu mesela kumaş destekli zırhı? Bizim için öngörülmüyor ama yani kullanılabilir. Sonuçta odak hasarı azaltma var. Kaskı da şimdi bozsam mı acaba? Kafalığımız da yok ama. Menzilli birimlerin dinçliği demiş. Bak, histeri. Delilik verme daha iyi. Ama ki herkes delilik bağışıklığı kullanıyor ki. Yani şu an bana kalırsa onu da hazırlayayım ben ya, dur. Başka ne var bunun altı özellik olarak? Tefik menzili benim alınan hasar demiş. Yani kullanılabilir. Yakın dövüş birimleri alınan hasar demiş. Bu da bizim yaşımız yaramaz. O da hasar azaltma kalsın ya. Boşver. En azından item gelene kadar şimdilik onu kullanırız. Evet, birazdan bu da %100 olur. Duvalinin sadece şunu bir fullemem lazım. Bunun için de henüz bir tane daha lazım. En azından bir 3 yıldız yapsak. Abi 100 belleğe bu hesap bayağı bir şekillenir de. Açıkça para harcamak istemiyorum yani. Doğruyu söylemek gerekirse. Raporlarımıza bir bakalım. Oo, duvarın kesen Gimli. Severim. Gimli çöp o zaman. Oo, Gimli de iyi. Niye böyle olmuş ki? Delilik bağışıklığı yok. Onda delilik bağışıklığı zaten bir bağışıklığı var. İlginç. Bizim skiller ne durumda? Bir tane daha level alırsak şu müzisyeni 2-1-1 yaparız. Evet, bu da %100 oldu. Şu Gandalf şuraya alsın da şuraya bir yayılalım. Şu tahılı da alsak fena olmaz aslında ama. Neyse, 100K'ya otursun ya farmımız. Bakalım başka güzel battle raportları var mıymış. Gilgalat vs Gilgalat. Artık eskisi kadar Eowyn oynayan da yok. Bak, menzilli birimlere hasar vurması için ölüm getiren koymuş. Mantıksız değil aslında ama düşündürücü. Ben liderin kısa kılıcını çekmiş.
Farklı bir build ama yersiz. Şimdi mesela biz döne dayınları koyuyoruz. Örnek veriyorum buraya savaşsın diye. O da gerekli mi mesela? Çünkü düşmanımız kötü değil, iyi. Şöyle mesela güzel bir Isildur raporu var. Drav gerçi bu da. Bak Eowyn içinden geçmiş o full. Hiç acımaz. Temiz temiz salak bari. Enerji bitene kadar. Zaten savaşmayacağız şu an. İftar vakti falan. Öyle gidecek. Şu haldır güzel olacak ama arkadaşlar. Gerçekten birim olarak. Bak T4 birimlerle oynuyor. Ben şuraya ağacı ulan şunu alayım. Lan birim kalmamış. Neyse dur. Kaç enerjimiz varmış? 3, 4. Şu 90'lık taşa da gidelim. Bak kayıp vermiyor mesela. 5 kayıp, 4 kayıp. Ama 150'lik tabi. Bakalım 200'lüğü nasıl alacak. Evet, Dvalin birim kaybetmesiyle meşhur. Aslında atıcıları da koyabilirim buraya da. Paçayı kurtarma yeter. Bence gereksiz, fazlasına gerek yok. Şuraya Gandalf'ı son enerji mi? Tamam, enerji daha acıyım da bari. Ondan sonra iftar vakti zaten. Ne demiş? Help demiş. Ya kardeş sen de nereye kale taşıyorsun kurban olayım ya. Allah Allah. Dön babacığım yerine dön. Nereye? Buraya da kale taşınmaz ki arkadaş ya. Tam da içine taşımış. Evet gençler, videomuzun sonuna geliyoruz. Durum bu. Savaşımız yukarıda. Buradan aşağı ittirmeye devam edeceğiz. Büyük ihtimal Troll Biki olsun, Elegin olsun. Haldırımız da geliyor. Üçüncü komutan olarak. Yakın zamanda şöyle inşa et diyelim. Evet, elf kumandanlarımızda basamıyoruz. 20k daşımız yok. Hemen 20k'da bir daş yapalım kendimize. Pardon, cevher. Elf kumandanlar var. Başka neyimiz var? Başka bir şey yok. Tamamdır. Kuğular var.
O da gereksiz görev için açacağız sadece. Onun haricinde başka bir şeye ihtiyacımız yok. Evet gençler, videomuzun sonuna geldik. Şu 35 saniye kadar şu 200'e de bir vuralım bakayım tek atacak mı Gandalf. Ki atar büyük ihtimal. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Adana için iftar vakti olmak üzere oraya gidin bari. Bence tek atması lazım. Orada hasarı yüksek. Çok saçma. Cidden çok saçma. Oo. Nasıl ya? Neyse yapacak bir şey yok. Berabere kala kala alacak artık. Görüşmek üzere gençler. Allah'a emanet.